Galaksinin Sesi'nin yeni bir kutu açılışına daha hoş geldiniz. Oğuzhan, sonunda açıyor muyuz? Açıyoruz. Sonunda açıyoruz. Sonunda. Sonunda bir araya gelebildik ve açıyoruz. Ama neyi açıyoruz? Ne açıyoruz? Ne hadi, açıyoruz? Ne, hadi tahmin etmeye çalışıyorum. Sanki bilmiyormuş gibi. Evet, uzun süre senin arkanda böyle camın kenarının üzerinde duran bir kutu vardı. Hmm. Açıyor muyuz? Açıyoruz. Açıyoruz, evet. O zaman şimdi alalım. Ne olduğuna bakalım. Ne olduğuna bakalım. Hop, geldi. Hop, wow. Geldi. Geldi. Leia Organa Forcefix Elite Black Series'den çıkan bir lightsaber'ı açıyoruz sonunda. Sonunda. Hı-hı. Evet. Ne kadardır bu sende bekliyor? Valla bu bende ne kadardır bekliyor? Bir 2-3 ay oldu herhalde ya, değil mi? Olmuştur. Evet. Ama tabii bu ürün aslında yurt dışında çok da daha önceden de çıktı. Evet. Bizim ülkemize gelişi de tabii birazcık sürdü. İşte gündemdeki olayları zaten biliyorsunuz. Hem ekonomik koşullar hem global küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan ötürü. Ondan sonra bizim bir araya gelememe konumuz vesaire. Aynen, araya tatilin girmesi, bayağı yazın girmesi falan filan derken neyse, kısmet bugüneymiş. Kutu bile tozlanmış ya vallahi. Neyse. Ya yok ya, şimdi şey yapma. Sen, tamam abartma. Sanki tozu saklıyorum. Güzel bir tasarımı var. Ben tasarımını seviyorum kılıcın. Yani şey, filmdeki tasarımını seviyorum. Bu ya filmdeki tasarımını seviyor. Yani bu halini sevmiyorum demek istiyor. Bu halini sevmemin sebebi şu. Blade takıldığı zaman böyle ince boğazlı thin neck lightsaber'lardaki boğazını değiştirmen gerekiyor Forcefix Elite lightsaber'larda. Bu beni bozuyor. Ya bence bu artı bir şey. İşte yani Niko gibi düşünen insanları da düşünmüş bence Hasbro. Hani thin neck şeklinde sergilemek isterseniz bak onunla ilgili bir parça da koyduk buraya, yaptık. İstersen al tak bununla sergile diyor adamlar. Bence bu çok artı bir puan. Bence teknolojiyi geliştirip thin neck'e de blade takmanın yolunu bulsunlar. Custom için kılıçları bunu yaptı. Custom'lar yaptı ama bunlar seri üretim. Custom değil. Yani seri üretim kılıçlarda da o şeyi görebilmemiz için belki birazcık daha zaman geçmesi gerekiyor. Daha çok Forcefix belki satılması gerekiyor. Bilmiyorum. Neyse. Çok laga luga yaptık. Açalım. Evet, açalım. Açalım. Şuradan ben tutacağım. Sen çekeceksin. Ki elinde kalırsa sende kalsın. Mal senin. Sonra... Bak şimdi ya. Sorumluluk da almıyor arkadaş. Sorumluluk da almıyor. Ne alayım ya? Çekiyorsun. Evet. Tada. Hemen şöyle. Şurayı tutmadan, düşmeden şey yapalım. Şöyle bir kutu tasarımı var. Bu kutu tasarımı yine çevreci bir kutu tasarımı. Strafor'dan vazgeçmişler. Dönüştürülmüş kağıtla yapmışlar. Önce standart parçalarla başlayalım istersen. Aynen. Her zaman klasik. Darksaber'dan da alışkın olduğumuz. Ama bak burada şey, her kılıç için ayrı bir tabanlık yapmışlar. Hmm. Kılıcın alt tarafının şekline bağlı olarak. Mesela burada anladığım kadarıyla aşağıda D-ring var ya. D-ring'in yarığını yapmışlar. D-ring'in yarığının girmesi için bir parça yapmışlar. Tabii, kabza otursun diye. Bak şimdi bak. Burada direkt ilk yorumum geliyor. Hı, buyurun. Dinliyorum. Bu stand güzel bir stand. Ama Leia'nın ışın kılıcının arkası niye Death Star'ın duvar panelleri şeklinde? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ne derler? Yakın zamanda işte Vader FX duyuruldu. Hatta ülkemize de geldi. Obi-Wan Kenobi de duyuruldu. Obi-Wan Kenobi versiyonu. Obi-Wan Kenobi duyuruldu. O henüz gelmedi. Ama Obi-Wan Kenobi'nin de şeyi bu hepsi şekilde. Aynı. Hepsi aynı. Yani hepsi standart. Ya bu tasarım güzel, yani dik durması kılıcın güzel, fazla yer kaplamıyor sergilerken vesaire, ama şu arkadaki panel şekillerini biraz daha farklı yapabilirlermiş kılıcın işte şeyine, işte kahramana bağlı olarak. Aynen, ya da şey tarafına bağlı olarak yani Imperial logo olabilirdi. Hmm. Jedi logo olabilirdi. Rebellion olabilirdi. Jedi logosu olabilirdi. Evet. Şimdi bak, bu bence Niko'nun yani sevmesi gereken bir parça olabilir. Yok, bu o değil, pardon. Bu ben sevmediğim parça bu. Bu Niko'nun sevmediği parça. Bunu kılıca blade taktığımız zaman kullanmamız gereken bir parça ki kılıcın gövdesiyle alakalı da bize biraz fikir veriyor. Yalnız bak şey çok güzel. Rengi. Hı hı. Rose pink. Aynen. Şimdi şey, gold ya, pink gibi. Ya o içeceğin adını söylemeyeyim şimdi de, yani o çok güzel, hani o rose derler. Evet. Böyle güzel bir pembe. Güzel bir pembe var. Güzelmiş ama. Aynen. Yani bir şey ne derler? Yani Leia'nın kılıcı olduğunu belli ediyor. Evet. Evet.
Orada kitapçıklarımız ben var. Ben alayım ya da almayayım, gerek yok diyorsun. Ya şu an için gerek yok. Çünkü az çok az buçuk şeyi biliyoruz. Bunu Blade ve kabzaya geçelim. Önce Blade'den başlayalım. Evet. Blade'imiz bu. Üzerinde bir şey yazmıyor. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Şu kısmında. Şurada çentikleri görüyoruz. Bunlar işte kabzaya oturması gereken çentikler. Blade boy ne kadar, ne kaç santimdir sence? Ben bakmadım ölçüsüne. Bu 32, 30 inç gibi bir şey sanki. Olabilir. Neyse. Neyse. Bakacağız. Şey yaparız ama güzel, hafif de şey. Çok mu ince diye baktım ama yok, çok değil. Şeyin yani en ince Blade'i şeyde görmüştüm ben. Yoda'nın. O da şey Hasbro. Oradaki Blade daha mı ince? Orada Blade biraz daha ince abi. Yoda'nın kılıcının şeyi. Blade'i bayağı ince. Boyu zaten kısa. Ha. Ama ve ince yani. Kabzayla, kabzası da çünkü onun bayağı yani ince sayılır. Geldik kabzaya. Kurtardın mı orayı? Kurtardım. Biraz ağır mı? Bakayım. Dur. Yani şimdi Leia bunu nasıl taşısın arkadaş ya? Darksaber kadar değil. Darksaber kadar değil. Ama evet. Bayağı ağırmış. Bak güzel bir tasarım ya. Hı-hı. Gerçekten çok güzel bir tasarım. Boyasına falan bakalım şimdi. Sen de şeyi konuşuyorsun. Sedefli mi acaba yani diye. Şurada bak, şuradaki şeritler var ya, şu şeritler. Gripler arasında olan şeritler. Yani beyaz normal. Gerçek tasarım galiba orası sedef. Burada boya atması falan mı var diye baktım ama. Şimdi şöyle. Yoksa tasarımla mı alakalı? Master Replicas'da da hatırlarsan Mace Windu vardı. Evet. Mace Windu'nun da böyle altın rengi detayları vardı. Hı-hı. O altın rengi detaylarda da yani çok fazla tutulmaması gerektiği konusunda konuşmalar dönüyordu forumlarda. Bence çok bunu böyle hani belki eldivenlerimiz yok ama belki eldivenle tutulması gereken bir şey ama şu anda bunu sergilemek için koyduğunda üzerine iyice bir temizlemek gerekecek, silmek gerekecek. Ya aynı sıkıntı şeyde de vardı. Ya sıkıntı demeyeyim de yani özenle kullanılması gereken şeyler. Şu Master Replicas zamanında çıkan bölüm 3 Anakin, hı-hı, işte Darth Vader, Luke Skywalker bölüm 6. Onların da hani kabza kısmı. Çünkü şimdi hani Hasbro'dan çıkan son kılıçların kabzalarına baktığımızda böyle biraz daha şey çelik değil de böyle hani alüminyum biraz daha, evet, hafif yapılarda şey yapıyor. Onlar çelikti Master Replica zamanındaki ve inanılmaz parmak izi bırakıyordu. O parmak izlerini tabii bertaraf etmek için sürekli böyle hani silmek gibi, cam siler gibi böyle şey kılıç temizliyorduk. Şey tarafına bak. Şurası bu alüminyum. Şurası çelik, hmm, ve alüminyum ama şu gripler plastik. Evet. Şimdi bak burada bir tuş var. Evet. Bunlardan bir tanesi auxiliary button, bir tanesi de aktivasyon button. Bak şurada, evet, bir tane şey var. Bir tane vidası. Bir tane tornavida görünümlü bir buton var burada. Şurada vida arkadaşlar. Görünümlü, buton o. Altta, tam alttaki auxiliary. Hı-hı. Bir de şurada. Bu da aktivasyon muhtemelen. Evet. Standa koy nasıl duruyor? Henüz pilini takmadan önce. Bak güzel. İşte senin dediğin şu, evet, D-Ring'in buraya oturması olayı. Oturması olayı güzel ayarlamışlar. Şöyle bir de çevireyim. Şöyle önden de gözüksün. Bir de şöyle. Yani. Ya bilmiyorum, ben şu olaya Imperial dekorasyon stiline diyeyim. Takılmadın çok fazla. Çok takılmadım da yani tabii, hani tabii takan var, takmayan var. Takıyorum ben. Şey bak şuradaki... çok kötü değilmiş ya. Yok kötü değil. Ama şey falan. Tabii şuradaki bak, şuradaki detaylar var ya. Ha. Yani şurada regülatif şeyler. Çöp kutusu vesaire. Bunu çıkartma olarak yapmalarını ben tercih ederdim açıkçası. Onu çıkartma olarak yapamaz abi. Regülasyona aykırı olur. Çünkü regülatör diyor ki bunlar her daim ürünün üzerinde görünmek durumunda diyor. Evet. Pil takalım. Haydi takalım. Bu da şey. Bu aralar evet, son çıkan şeylerde, kılıçlarda hep bunu görüyoruz. Şurada bir tornavida resmi var arkadaşlar. O diyor ki gidip de yanlış vidayı gevşetmeye çalışmayın. Pili takmak için şuradaki vidayı gevşetmemiz gerekiyor. Buradan alttan da söküp çıkartacağız. Şurayı
açarak başlıyoruz. Şu D-Ring kısmı olduğu gibi çıkıyor. İçi de şöyle gözüküyor. Ve böyle yaptığımız zaman çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu ne? İşte bak, tornavida işini de bana veriyor. Kılıca bir zarar gelirse ben vermeyeyim diye düşünüyor arkadaş. Tabii ne? Kendim alayım. Yavaş yavaş çevir. Oo, bayağı çıktı bu ya. Evet, resmen içine kadar bayağı girmiş. Bayağı girmiş. Bu da pil hazinemiz. Yine bak, şey, görünmeyen kısım olmasına rağmen Dark Saber'da da öyleydi. İçinde böyle dekoratif detaylar var. Evet, böyle çalışılmış bir şeyler var. Pillerimiz. 3 tane kalem pil gerekiyor arkadaşlar. Double A diye geçenlerden. Bunları takalım. Her seferinde de böyle şey böyle. Şarjöre mermi takarmış gibi hissediyorum. Evet. Taktık mermilerimizi. Buyurun efendim. Ateş etmeye hazır. Belli bir yönde takman için zaten orada bir yönlendirmesi var. Şimdi vidayı sıkıyoruz. Bu vidayı çok sıkmayın çünkü tam gripin üzerinde, plastik grip üzerinde, o plastik grip çatlayabilir. Sadece batarya kutusunu tutacak kadar sıkmak. Aynen. Ve vidanın kafası bak bir anda içine girdi. İçine girdi. Vidanın kafası çıkacak kadar tutmak yeterli. Çünkü şey, plastik, yani plastiği arkadaşlar o kadar zorlarsanız, böyle vidalamaya çalışırsanız o kadar çatlatma ihtimaliniz artar. Yani ilk başta çatlamaz, ikincide çatlamaz ama o bütün o zorlamalar plastiğin dayanıklılığını düşürür. Üçüncüde bir anda koyverir. Yani o bakımdan riski çok nazik davranmak gerekiyor. Bunu da şey yapıyoruz. Yerine de vidayı sıktım bu arada. Şimdi bu parçayı da şey, yerine oturtmaya çalışıyoruz. Evet, dişlisi oturdu. Şimdi aktive edeceğiz. Bakalım. Blade yokken ne oluyor? Bir o, bir de şey. Blade takınca aslında daha iyi anlayacağız. Sesini merak ediyorum. Tamam. Bir ciu etti. Ciu etti. Bir daha şey yapayım. Şöyle mikrofona yakın. Speaker. Speaker burada. Ciu. Çalışmıyor. Çalışmıyor, evet. Şimdi dediğimiz gibi, yani bu sergileme aparatı şu anda, evet, üzerinde. Bu varken Blade'i takamıyoruz. Blade'i takmak için ne yapıyoruz? Evet. Bu noktadan sonrasını sevmiyorum. Bu noktadan sonrası şöyle, aynı çok basit. Şöyle çeviriyoruz. Ve şu anda ya bir duş başlığı gibi bir şey oldu bu. Bu böyle çıkıyor. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra bu arada isterseniz, yani şey, bununla da sergileyebilirsiniz. Yani Blade takmadan da bunu böyle şey yapabilirsiniz. Üzerine takabilirsiniz ama ne gerek var? Yani. Şimdi sıra geldi Blade'e. Şimdi burası tabii kritik çünkü şu kameraya doğru göstereyim. Bunun içerisinde 3 tane 3 tane diş var. Şurayı da göstereyim. 3 tane diş var. O dişler şu Blade'in altındaki kısma denk gelmesi gerekiyor. Gerçi şuradaki yönlendirmeler kırılmaması lazım. Orada da yönlendirmeler var zaten. Şöyle çevirmemiz lazım sanırım. Tamam. Giriyor ve bunu çevirmek gerekiyor mu? Çevirdi. Evet, çevirdik ve yerine oturdu. Buyurun efendim. Sıra geldi. Buna. Şimdi bunu takıp çıkarırken blade'i çizme ihtimaliniz çok yüksek. Onun için yavaş yavaş, dikkatli, gayet gentle bir şekilde. Tekrar söylüyorum. Bu tip yivler eğer sıkışırsa zorlamayın. Açın ve düz bir daha başlayın. Evet, şu az evvel olduğu gibi. Evet. Çünkü orada diş atarsa kilitlenir kalır. Ben custom için kılıçlarından biliyorum. Çok da sıkmaya da gerek yok. Yerine oturdu çünkü yaklaşık 3-4 tane yiv var, yani kanalı var. Evet, açalım mı? Aç bakalım. Şöyle hoparlörü de. Yani. Ya ben duymuyorum, yani bilmiyorum siz duyuyor musunuz mikrofondan ama yani böyle bir sinek vızıltısı. Çok ses, çok düşük.
Alttaki. Bu blaster block. Bir dakika. Bu da duvar kesme. Bu da duvar kesme. Ama bak farklı renkler de görünüyor burada. Burada gökkuşağı, gökkuşağı renklerini görebiliyoruz. Kırmızı, sarı, hafif yeşil, beyaz. Bak blaster block bir daha yapsana. Bir gecikme var farkında mısın? Bir lag var evet. Evet yani yanıyor ondan sonra... Ve yandıktan sonra maviye dönerken bir kararıyor. Kararıyor. Kararıp tekrar mavileşiyor. Yani hoşuma gitti ama gerçekçi değil. Değişik bir... Değişik bir ses. Böyle metalik bir sesi var. Değişik bir saber hum sesi var. Spin sesi de biraz evet. Tuhaf. Blaster Blow var mı onun? Şey, lock-up'ı? Lock-up'ı yok. Lock-up yok. Lock-up yok. Ve bak, vurunca da bir şey... Ama bak, böyle vurunca bir şey yapmıyor. Bak böyle sallıyorum. Bu an, şu an şey, ikinci butona basmıyorum. Bu şey, clash. Clash efekti sallayınca. Yani kabzada bir şey olduğu zaman evet. Bak, çok hafif bir sarsıntıda bile izle yapıyor. Lan, no. Ama blade'den olmuyor. Vur barayı. Yok. Blade'de olmuyor. Aa çok. Ha. Ama yok şimdi şey. Bu sallandığı evet. için oldu. Blade algılamıyor ama. Bak bunu vuruyorum. Yani clash'i algılaması bazı kılıçlarda clash'i zor algılaması kötü bir şey değil bu arada. Salladığında swing esnasında clash çıkmasını istemeyebilirsin. Yani ya bu kişiye göre değişir ama yani şimdi hep yani master replikasından bugüne alıştığımız şeydir yani. Şu blade'e sen dokunduğun zaman şey olur. Clash olur. Clash olur yani. Bu bunda yok. Enteresan. Sesini beğenmedim. Sesi, çok evet, çok zayıf. Net söylüyorum. Sesini beğenmedim. Hem zayıf hem yani dikkat etmedim. Filmde böyle bir metalik sesi mi vardı? Metalik bir hamı mı vardı? Filmde zaten bir flashback sahnede görüyorduk sadece. Toplamda 3 saniye görüyoruz. Aynen 3 belki bilemedim. 5 saniye. Luke ve Leia'nın gençlik halleri ki ikisi de CGI'di bu arada. Orada zaten böyle yağmurlu bir ortam gibi ve karanlıkta şey yapıyorlardı. Hı. Çok da fazla öyle ses duyma, aslında kılıcın sesini duyma şeyi olmadı. Ben hatırlamıyorum. Bir daha film açıp bakmak lazım. Yani ben sesini beğenmedim. Beğenen olur. Ona hiçbir şeyim yok. Bu benim tamamen kişisel zevkim. Sesini beğenmedim. Saber hum sesini beğenmedim. Spin sesini beğenmedim. Blade'ine vurduğun zaman clash efektin olmamasını bence eksi bir puan. Aslında clash efekti var da bayağı bir sert olman gerek yani, muhtemelen. Bilmiyorum. Yani denemek lazım. Ama sergilemek yani, için çok güzel bir parça. Sergilemek için güzel parça. Nadide bir ürün çünkü Master replikasını daha evvelden yapmadığı bir ürün. Hasbro'nun Black Series'de daha evvelden de yapmadığı bir ürün. İlk defa karşımıza çıkan bir ürün. Evet. Zaten ilk defa film şey bölüm 9'da gördük. Bir flashback sahnesinde. Bu bakımda aslında yeni bir ürün. Belki ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilip daha güzel versiyonlara çıkabilir. Ben şeyi beğendim. Bak Blade'in şuradaki vent kısmından renginin. Blade'in parlaklığı için ne diyorsun? Blade'in parlaklığı bence mavi kılıçlardan aşina olduğumuz parlaklığa sahip. Yani şu anda tabii ortam biraz daha aydınlık olduğu için şey değil ama bence güzel. Bence kamerada da iyi gözüküyor. Şimdi iyi gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Yakın plan ve karanlık ortam görüntülerini de koyarız. Sen almadın. Sen de bak bir eline al bakayım. Sen ne hissedeceksin? Ama bak şey... Kabza sallandı. Kabza sallandığı için. Evet yani clash'ı biraz şey... Lock-up'ı yok. Sadece önden kesme efekti var. Hı hı. Güzel. Yani şey tasarım olarak güzel bir kılıç. Zaten uzun basmaya gerek yok. Uzun biliyorum. Uzun basınca ne oluyor diye merak ettim. Olmuyor bir şey. Olmuyor. Tamam. Şeyde Dark Saber'da çünkü evet. Uzun basınca şey oluyordu. Evet. Ürün bu. Bu ürün ülkemizde var şu anda. TL karşılıklı satış fiyatını söylemenin bir şeyi yok. Çünkü bir önemi yok. Çok fazla değişkenliğe uğruyor maalesef. Yurt dışındaki satış fiyatı üzerinden konuşmak gerekirse $265'da şu anda Hasbro Pass'ta satılıyor yurt dışında. Oradan işte kabaca bir TL maliyetini siz hani hesap edebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de var. 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 Bu kılıç alınabiliyor. Alınabiliyor.
Yani dediğimiz gibi ben kendi kişisel fikirlerimi paylaştım. Kendi zevklerime göre şeyimi paylaştım. Yani kabzası falan çok şık bence. Yani rengi, ya kılıcın tasarımı, yani şu imkanın olması sergilemek için. Sadece benim beğenmediğim kısımları ürünün biraz daha elektronik kısmıyla ilgili. İşte sesiydi vesairesiydi. Ama hani bir Star Wars koleksiyonerinin koleksiyonda olması gereken bir parça. Eğer Force FX topluyorsa bence evet olmaz. Çünkü yani ilk defa yapılmış bir ürün olduğu için yeri biraz ayrı. Mesela ben Dooku'nun Mass Replicas Dooku FX çıkartmıştım. Mesela onu almadım. Hala çok pişmanımdır. Yani çok amiyen tabirle kazulet gibi bir kabzası vardır onun. Çok kalındır. Acayip kalındır. Ama yani tasarım o curve yani dediğimiz kavisli tasarımdan ötürü çok nadide bir parçadır. Bende şey olarak var o EFX Stand Lightsaber olarak var. Normal güzel boyutta görünüyor. Hmm. O tasarım mesela onun tasarımı Qui-Gon tasarımı. Qui-Gon da evet. Qui-Gon da çok sadedir ama çok güzel, çok şıktır yani. Tasarım. Çok güzeldir. Bir de senin halen istediğin ama çıkmamış olan bölüm 2. Anakin. Anakin. Uf. Hastasıyım onun. Master Replicas'ın ilk çıkardığı FX'tir o. Bölüm evet. 2 Anakin. Bir kere yaptı, bir daha da yapılmadı ondan. Evet. Hasbro'da yapmadı, Black Series yapmadı, Signature Edition'da yapmadı. Elite'de bekliyoruz. Dört gözle onu bekliyoruz. Nasıl ki Ateş Vader FX'i bekliyordu dört gözle, sonunda muradına kavuştu o da. Instagram paylaşımlarını görmüşsünüzdür. Benim de artık muradım bölüm 2 Anakin. Evet. Bakalım. Evrene böyle pozitif kapatalım. Kapatalım. Böyle bir kutu açılışı. Böyle bir kutu açılışının daha sonuna geldik. Kutu açılışları gelecek. Sırada var bir iki ürün daha. Hazır bir araya gelmişken onları da aradan yavaş yavaş çıkartmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.